Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere mutfak dolabının montajı ile ilgili işlem yapacağız. Bu hali hazırda kendin yap olarak gönderilen bir mutfak dolabı arkadaşlar. Hemen kutumuzu açalım. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bu bir aspiratör arkadaşlar. Aspiratör dolabı. Evet, çıkan bilgiler bu şekilde. Arkadaşlar zaten mesela nasıl montaj yapılacağı böyle ekli olarak size gönderilmiş. Bakalım içerisinde neler çıkmış. Bir tane arkadaşlar kontür plak arka yüzüne konulan. Daha sonra bakın bunlar yan yüzeyler arkadaşlar dolabın. Daha sonra bir yan yüzey daha var. Bak, hazır bir şekilde gönderiliyor. Bakın arkadaşlar Kenyap tarafından yapılan mutfak dolaplarında bu şekilde hali hazırda delikleri hazır bir şekilde size gönderiliyor. Bunlar yan duvarlar. Hemen şu şekilde örelim. Bakın bu delikli kısım bir tane daha var arkadaşlar. Bir de en son olan bu kısım var. Şimdi hemen bir ve vida takımı gönderiliyor size. Duvara monte aparatları, gerekli olan iki yan kısımların montesi ya da arkadaki kontür plan gönderilmesi. Aynı zamanda vidaları kapatma yapışkanı da bir arada gönderelim. Şimdi arkadaşlar hemen montaja birlikte başlayalım. Şimdi ilk yapmanız gereken ilk başta bunu muhakkak incelemeniz gerekiyor. Çünkü şekli hakkında bilgi vermeniz gerekiyor. Şimdi hemen yan kısımları alalım arkadaşlar. İlk yapmanız gereken bu yan kısım. Bak, yan kısmın bir tanesini böyle koyun. Daha sonra ilk başta hata yapmamanız için ikinci yan kısmı ayırın. Bu kontür plakların ölçülerine bir bakın. Yani bu suntaları. Bakın. Kaç tanesi büyük, kaç tanesi küçük. Bunlar önemli. Çünkü rafı yan duvar olarak kullanabilirsiniz. O da size hata verir. Bakın arkadaşlar şu şekilde koyduğunuzda hemen yakın çekim olsun diye ben bu şekilde koyuyorum. Bakın bir tanesinin küçük olduğunu görüyorsunuz. Bu küçük olan raf arkadaşlar. O yüzden bunu dışarıya koyuyorsunuz. Bu geri kalan kısımları da arkadaşlar yan duvar olarak kullanacaksınız. Bakın burada iki tane kanallar var. Bakın bu iki tane delik zaten kanalların ölçüleri. Şimdi yaparken de bakın bu kısım dışarıda olacak şekilde, bu kısım da içeride olacak şekilde monteleme yapmanız gerekiyor. Bu işlemi de bu şekilde yapıyorsunuz. Diğer yan duvarı da getirip kanalın üstüne koyuyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bakın bu şekilde monteleyeceksiniz. Şimdi gönderilen aparatlar içerisinde arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde aparatları açalım. Şimdi bu MDF'lerin, düzeltiyorum, suntaların kalınlıkları büyük oldukları için arkadaşlar buraya bakın hemen bu şekilde gönderilen çivileri arkadaşlar vidalama için kullanacaksınız. Yani bu şekilde vidalama için kullanacaksınız. Bir de bu şekilde çok küçük gönderilen vidalar var. Bunlara da sunta üzerindeki delinmeyen kısım kadar arkadaşlar. Bakın bu suntayı geçmez. Bunu mesela ne için kullanacaksınız? Duvar askı aparatını bağlamanız için kullanacaksınız. Bu vidaları da arkadaşlar arkadaki karton pileri tutturmak için. Yani arka kanalı kapatmak için kullanacaksınız. Bakın arkadaşlar bu da bir duvara monte aparatı. Askı aparatı. Hemen onu da açalım. Bu da duvara askı aparatı arkadaşlar. Bunu bu şekilde içeriye montalıyorsunuz. Daha sonra büyük dübeli var arkadaşlar. Dübeliye duvara tutturduktan sonra bunlar da şekilde. En sonunda bu kapak var. O da görüntüyü bozmaması için arkadaşlar. Son olarak işlemleri yaptıktan sonra da vidalar üstüne bant yapıştırarak da montaj işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Bütün gönderilen mutfak dolaplarının montajı bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Raflı olanlar oluyor, olmayanlar oluyor. Bu şekilde sistemi oluşturuyorsunuz.